Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün nesneleri paylaştırmayı öğreneceğiz. Örneğimize bakalım. 15 çileği 3 çocuğa paylaştıralım. Hemen hayal ediyoruz. Burada 15 tane çilek var. Karşımızda 3 tane çocuk var. Ne yaparız? Birer tane çilek alıp 3 çocuğa birer çilek veririz. Çileklerimiz ne olur? 3 çocuk olduğu için 3 tane azalır. 15 çileğimiz 3 çocuğa birer tane verdiğimiz için azaldı. Çıkardık 12 çilek kaldı. Çocuklara birer tane daha verdik. 3 çocuk olduğu için 3 azaldı. 9 çilek kaldı. 3 azaldı, 6 çilek kaldı. 3 azaldı, 3 çilek kaldı. 3 çocuğa verince 0. Yani hiç çileğimiz kalmadı. Tekrarlı çıkarma işlemi yaptık çocuklar. Peki tekrarlı çıkarma işleminin kısa yolu neydi? Harikasınız bölme işlemi. 15 tane çileğim var. 3 çocuk olduğu için 3 çocuğa paylaştırıyoruz yani bölüyoruz. 3'er 3'er 15'e kadar saydık. 5 defa var. Çarpma işlemi yapıyoruz burada. 15 hiç çilek kalmadı. Her bir çocuğun 5 çileği olur. Burada kaç işlem yaptık? Birinci işlem, ikinci işlem, üçüncü işlem, dördüncü işlem, 5. işlem. 5 işlem yaptık. Her bir çocuğun 5 çileği olur. 4 çıkarmış, 4 çıkarmış, 4 çıkarmış. Tekrarlı çıkarma işlemi yaptığını görüyoruz. Tekrarlı çıkarma işlemi demek bölme işlemi demek. En başta yazılan sayı 12. 12'yi her seferinde 4 çıkardığı için 4'e bölüyoruz. 12'de 4 3 defa var. Çarpma işlemi yaptık. 12 kalan yok. Kalansız bölme işlemi. Cevap 3. 3 tane çıkarma işlemi yapmış. Cevap 3. Burada da tekrarlı çıkarma var. Her seferinde 5 çıkarmış. Yani bölme işlemi. İlk yazılan sayı 20. 20'yi kaça böleceğiz? Tekrarlı çıkarmada her seferinde 5 çıkardığı için 5'e bölüyoruz. 20'de 5 4 defa var. Çarpma işlemi yaptık. 20 kalansız bölme işlemi 4 çıktı. 4 işlem olduğu için cevap da 4. Dersimiz bitti. Görüşürüz.